Bahçemizin yanında böyle bir şey yapmışlar. Tarihi, stilli bir şey. Böyle taşlar var burada kocaman. Böyle evler falan. Şu evler çok güzel. Çok tatlı. Şu taraftan geldik. Şurası bizim otelimizdi. Burası çok genişmiş. Bahçeleri çok geniş. Ama şu evlerin içine girilmiyor. Hatta bir yer var, onun bahçesine bile girilmiyor o alanın. Kitlemişler. Hiç girebilsek. Gerçi çok da bir şey yoktur ama dışarısı güzel bunların sadece. Böyle kocaman bir bahçe yapmışlar otelin yanına. Hem turist çekiyorlar. Eski tarz evler. Okay. Şimdi Jingsu'dan yola çıktık. Tekrar Suzhou'ya gidiyoruz. Sabah buraya gelmiştik bir firma için. Gaz almak için istasyonda durduk. Kendileri yapıyorlar her şeyi. Şuraya kartlarını okutuyorlar şu makinaya. Kendileri alıp dolduruyorlar arabalarını. Devam ediyoruz. Görevli yok. Sadece içeride markette bir görevli var. Ve bir de süslü şeylerden. Her arabada mutlaka var. Kazayı, belayı önlüyormuş bu. Bugün yine KFC'ye geldik. İçinde o deniz ürünü olan, bir böcek olan şeyden söyledim. Farklı bir şey. Ve bu Oolong Tea Lab'den söyledim. Bunu çok beğendim. Dün de içmiştim. İçinde çay var, meyve suyu gibi. Ve içinde yüzüyor meyveler. Böyle yine KFC'deyiz. KFC çok seviyorlar bunlar. Geleneksel bir parkları varmış. Ona geldik. Böyle nehir var falan. Göl var. Fotoğraf çekiliyorlar. Çok kalabalık bir yer. Ve çok tatlı. Hop. Bakalım. İki Çinli, iki Türk'ü gezdiriyor. Her şeyi denetmek istiyorlar. Her şeyi alalım veya tadalım istiyorlar. Bakalım nasıl olacak. İnsanlar bu geleneksel parkta ulaşmak için işte böyle geleneksel kıyafetler giyiyorlarmış. Bunları da ödünç alabiliyorlarmış. Yani para ödüyorsun, kiralıyorsun bunları. Evet, o kıyafetçiden çıkıp buraya geldik. O kıyafetin 3 saati 130 yuanmış. 3 saat giymek için 130 yuan ödeyecekmişiz. Neyse ya, hoş verin. Böyle küçük kaplar. Neler var burada. Çok hoşuma gitti. Köpeğe bak. Bunların hepsi el yapımıymış bu mağazadaki her şey. Kanaviçeye benziyor bu da. Bu kadar güzel. Bir şey var. Şimdi bize deneyeceğiz. Böyle içine koyuyorlar. Sulu bir şey. Bundan aldık. Böyle içiliyormuş. Balık. Balık yağı gibi bir şey ya. Balık yağı içiyoruz. Balık suyu. Sonra da bunu üstündeki şeyle bitireceğiz sonra. Güzelmiş. Beğendim. Çok güzel. Böyle tatlı bir şeyler yapıyorlar. Makinayla kesiyorlar. Şimdi yemeğe geldik. Kurbağa ve yılan söyledik. Yılan, şu kurbağa. Şimdi bakalım tatlılar nasıl? Ben de merak ediyorum. Aa, bir de çekerken olmadı. Nasıl çok güzel. Uzun tatlı yapıyorlar. O yüzden çok güzel gidiyor. Kurban. Kontrast. Güzel. Çok tatlı yok ama güzel. Yemeğimizi yedik, sonunda ayrılıyoruz.
Öyle. Herkes şurada fotoğraf çekiliyor. Şu arkamızdaki nehirin önünde. Ben de çekildim. Okay. Şu arkamızdaki şu işaret. Şöyle göstereyim. Şu şey cennetli işaretiymiş. Tanrı'nın cenneti yukarıdaymış. Bunların cenneti ise şu arkamızdaki nehirmiş. Şu an gösteremedim. Arkamızdaki nehirmiş. Herkes fotoğraf çekilmeye çalıştığı için orada bir kuyruk var çünkü. Buna indim. Ah, şu adamlar hep bizde de var. Bu otelin kahvaltısı böyle. Bu benim çok ilgimi çekmedi. Bir önceki otel daha güzeldi. Balık, etli şeyler, patates kızartması. Şu şey dün akşam yediğim kurbağaya benziyor. Evet, yemeklerimi aldım, şunları aldım. Şu gördüğümüz şey var ya. Bu kabuklu hali ben az önce soydum şimdi video başlatmadan önce. Bunu deneyeceğim. Bir de şu şey, iple bağlı gibi. Bunun ipini çözdüm, çıkardım. Şunu şu şekilde deneyeceğim. Şunu deneyeceğim, nasıl bir şey çok merak ettim. Bir de şu. Hadi bakalım şimdi deneyelim. Önce şu patates gibi şeyden başlayalım. Yok, bunu alamıyor ya, çok kaygan. Bunu da alamıyor. Şekli çok değişik ama tadı patatese benziyor. Patates. Güzel değil. Ama yiyeceğim tabi israf olmaz. Biraz daha yiyeceğim. Ve şu ipini çözdüğüm şeydi. Çok yapışkan. Birbirine yapışmış pirinçler. Kalmasın bir şey. Birbirine yapışmış. Bunu geçelim tamam. Şuna bakalım. Şuna bak. Sert bir şey. Bu tuhaf bir tıklama. Peynir zannetmiştim ama yok, sert. Güzel, bunu da beğendim. Bu olur. Buna bakalım şimdi. Neymiş? Balıklı bir şey. Balık var içinde. Bu tuzlu. Biraz tuzlu. Normal tuz atmıyorlar ya. Bu güzel. Bu yenebilir. Gel. Şunu göstereyim. Böyle tatlı tatlı şeyleri var. Ekim ekimsi şeyler. Kahvaltı hep böyle şeyler yiyorlar. Yumuşak. En çok bunu beğendim. Çok güzel. Ve mısırları çok güzel pişiriyorlar. Çok tatlı mısırları. Bizde yenmez bu kart görünüyor dediğin şeyler buradaydı hep daha önceki otelde. Çok tatlıydı. Bu şekilde. Ah bir de şunu deneyecektim. İçili bir şey. Mantıya benziyor. Büyük. Bizim mantıya benziyor. İçine ne var hiçbir fikrim yok. Tek başıma indim kahvaltıya. Deniz ürünü olabilir. Şirem diyorlar. Ocaklı şeyler. Onun tadına benziyor. Güzel. Ben zaten sevmiştim. Bunu da beğendim. Bu da yenir. Doymazsam alırım. Allah'ım yengeçe çekirdeği bir çekirge bir şeye benziyorlar ama tam anlayamadım ne olduklarını. Bildiğiniz yaşıyorlar bunlar ya. Aa, çekirge gibi zıplıyorlar aynı zamanda yüzüyorlar. Oh my god. Gerçekten. Hadi bunlar neyse biraz daha balığa benziyorlar. Şunlar. Bu kabuklu şeyler. Bu ne? Bunlar yaşamıyor.
Vay vay vay. Hayvanların ben Türkçesini de bilmiyorum ya. Şurada kocaman balıklar var. Böyle yengeçli mengeçli kabuklu şeyler. Bir yengeç kesin de. Bunlar yengeç. Ay çok enteresan. Böyle büyük buzluğun çaydanla koyuyorlar. Bunu yapmışlar. İçinde bir sürü şey var. Çay. Bakalım nasılmış tadı. Böyle şurada kokurdayan bir koyun var. Şu küçük mantarlar çok tatlı. Böyle döndürüyoruz, alıyoruz. Artık herkes öğrendi. Soya fasulyesi şeyiymiş bu suyu. Ve yine şirem. En sevdiğim, favorim. Çin'in Londra Kulesi'ymiş. Öyle söylüyorlar. Londra'ya gitme gerek yokmuş. Buraya gelebilirmişiz sadece. Çok kültürel, geleneksel bir yolmuş. Böyle gideceğiz. Şurada nehir var. Kayıklara biniyorlar, insanlar gidiyorlar. Oğlum çok övdüler burayı. Bir de yamuk kule varmış. Burada şimdi kuleyi göreceğiz. Bir İtalya'da var diyor, bir de burada var. Dünyada iki tane yamuk kule var diyorlar ama abartıyorlar. Polonya'da da görmüştüm ben. Her yerde yamuk kule var. Şu an Tiger Hill Tapınağı'ndayız. O kadar büyük bir yer ki çok üzüldük. Şu aşağılardan geldik. Daha da yürüyoruz. Devamı var. Böyle. Tabi bu başlangıç falan değil. Aşağıda çok çok daha geniş yerleri var. Nehirler geçiyor falan. Burada işte tapınak insanları yaşıyorlarmış. Değişik inanışları var değişik yerlerde. Kuyuları var. Bilmem her yerinde başka bir hikayesi var. Giriş ücretli. Bilet aldık girdik. İsterseniz İngilizce speaker da veriyorlar ama biz almadık, gerek yok çünkü arkadaşlar var zaten. Böyle. Çok güzel bir yer. İnsanlar burada ibadet ediyorlar. Aslında video çekmem ne kadar doğru bilmiyorum ama. Böyle. İbadet yerleri. Tower'ları. Böyle yamukmuş yani. Yaklaşalım şöyle. Güneş var. 85 derece falan olabiliyor. Normalde dik olunca 90 derece oluyor ya. Böyle bir şeyler söylediler. Anlatan bir şey var. Çin bir adam. Buraya İngilizce gezdiriyor insanları. Dedik ki biz de bunlara takılmalıydık. Peşlerine düşmeliydik dedik. Hata etmişiz ama daha yeni görüyoruz şu an. İngilizce çok da güzel, her şeyi anlatıyor adam tek tek. Yok yok, bizimkiler de iyiydi. Güzeldi. Tam karşıdaki şu şeyde bir tane adam görünüyor orada. Orada 1000 tane bu tapınak insanları oturuyormuş. Bir tanesi oraya sığıyormuş. Neden öyle bir şey yapıyorlarmış hiçbir fikrim yok. Böyle tapınak çok büyük. Biletimizi aldık. Kapı numaramız şurada yazan 2B. Kapıdayız. 2B kapısındayız. Bekliyoruz böyle. Aynı kapıdan birçok tren geliyor, geçiyor. O yüzden sıramızı bekliyoruz. Bizim tren gelince içeri alacaklar bizi. Böyle. Beklememiz lazım. Çok kalabalık, çok büyük bir istasyon. Burası Suzhou istasyonu. Şimdi Şangay'a gideceğiz. Şangay'a indik. Taksiye bindik. Yine inanımızda Çinli yok. Yine geriliyoruz. Otele gidiyoruz Şangay'dan.